Evet arkadaşlar, yeni bir vlogtan merhaba. Buğdayda Arapas uygulamasındayız. Yağışlardan sonra pas yapmaya başlamış. Hamza buğdayındayız şu anda. İlk atımı gerçekleştiriyorum. Bu tarlada bir belirti fazla yok ama diğer tarlalarda haliste özellikle çok yaprak olduğu için pas yapmış. TD ile ilaçlamadayız. Pas ilacı olarak Acanto Plus uyguluyoruz. Yanında yaprak gübresi şeklinde. Şu anda ekinlerin durumu bu. Burası Hamza tarlası. Bu sene tabi şimdi yağışlar olunca otlar birazcık piyasaya çıkmış buğdayın içinde. Ama yapacak bir şey yok bu saatten sonra artık. Zaten bu iki tarlada biraz ot var. Diğerlerinde yok. Buralar biraz karaçim tarzı ince ot yapıyor. Bir de kenar boylarında her tarlada bu sene pisi otu dediğimiz ottan mevcut. Burası en zayıf yani toprak yapısına sahip olan yerlerden biri ama buğdayın durumu yani bu şekilde. Göründüğü üzere. Hatta şöyle döneyim. Başak çıkarıyor artık. Da pas olduğu için yağışlar da geliyor. Bir daha gene uzayacak pas atması. O yüzden bugün rüzgar da var ama o kadar fazla değil. Atımı engel teşkil etmiyor. Çift açılı memelerle atıyoruz. O yüzden atımı gerçekleştiriyoruz. Şimdi buradan sonra arpalara geçeceğim. Arpalarda da çekerim durumu. Hamza başak çıkarmaya başlamış. Haliste bir tarlada çıkarmış. Bir tarlada daha çıkarmamış şeklinde. Durum böyle yani. Yağış, iyi yağışlar geldi. Nitrat atmıştık zaten biliyorsunuz. Bir sefer de kökboğaz atılmıştı. Şimdi Arapas bu yağışlardan sonra mecbur oldu. Tek pasla kurtarmayacak gibi. Ben de atımı gerçekleştiriyorum. Sonra gene devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arpadayız Finola'da. Bildiğiniz üzere kuraktan bayağı boşluklu çıkmıştı tarla. Genelde arpalar yani. Şu anda görüntü bu. Motorun dingillerinin üstünde. Başak çıkarıyor. Atımı gerçekleştiriyoruz. Pek yerde de dolaşamıyorum belime. Neresi? Şurama geliyor. Bir tam belimde. Motorun zaten dingilden ağırlıktan belli. Bayağı boylu oluyor bu Finola. Görüntü böyle yani. Bir bakalım, kontrol yapalım arpalarda. Biraz pas var bunda da, bak bakın şey yapmış yapraklarda. Bu da çok yapraklı olduğu için Hamza buğdayında mesela fazla yok. Haliste var. Bir de arpalarda var. Birazcık. Görüntü bu şekilde. Evet arkadaşlar, arpaya atıyoruz. Şu anda diğer tarlaya geçtim. Yukarıdan çekeyim dedim. Üstten görüntü böyle. Alan alan başak çıkarıyor. Görüntü güzel. Diğer tarlalarda da çekerim. Burası biraz muska, üçgen bir yer. Döneceğim şimdi, sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, uygulama bu şekilde. Acanto Plus. Acanto Plus atıyoruz. Burada da yaprak gübresi var. Tankerden basıyoruz her zaman gibi. Traktörümüze yeni çamurluk eki yaptık. Jase'lerin C serilerinin çamurluk ekinden gayet güzel durdu. Şu arkaya da bir tane kromaş bir şekil yaptım logo ile beraber. Daha sonra tarladan devam ederiz.
Evet arkadaşlar, Hamza'da atıma devam ediyoruz. Kabinden çekeyim dedim. Durum böyle Hamza'da. Klas'ta iyi oluyordu açıp kapamak. Başlarda bunda biraz ters olduğuna duraksıyoruz. Havada tam böyle video çekmelik, fotoğraflık bir hava var. Atım rüzgar var ama çift açılı memelerle sıkıntı olmuyor. Gayet güzel atılıyor. Yağmur da geliyor. Yağmur öncesinde atıyoruz. Bir dahaki pasa kadar bayağı idare eder. Daha sonra halisten çekime devam ederim. Evet arkadaşlar, halis buğdayındayız. Görüntü böyle. Bu Hamza'ya göre daha boylu, daha yapraklı bir buğday. O yüzden pas bunda biraz vardı. Dün kontrolünü yaptım. O yüzden de bugün ilacını atıyoruz zaten. Şu an ellemeyeyim ama ilaçlı olduğu için köklerin diplerinden, alt yapraklardan biraz pas başlamıştı. Hemen uygulamayı yaptık. Şurada motorun arkasında gözüken yerde biraz rumeli var. Bu karşıda gene tepede halis var. Orası daha başak çıkarıyor, daha boylu. Nohut yeriydi geçen sene. Daha kuvvetli bir tarla orası. Buraya göre. O şekilde yani. Atıma devam ediyoruz. Halis'in genel görüntüsü böyle. Merak edenler için. Alt yapraklarda işte biraz pas belirtisi vardı. Yağışlar çok yağdığı için. Zaten her tarafında yok da şu sırt yerde, ileri doğru sırt yerlerde biraz vardı. Alçaklarda fazla yok da. Ama önlem almakta fayda var. Zaten yağış geliyor. Bir daha da atana kadar uzunca bir süre geçecek. Hızlı bir şekilde pas ilerler. O yüzden önlemimizi alıp atıyoruz. Göründüğü üzere böyle boyu ağırlıklara kadar geliyor.